Gaziantep'te depremde hasar alan 32 tarihi yapının restorasyonu 40 dereceyi aşan yüksek sıcaklıklara rağmen aralıksız devam ediyor. Restorasyon çalışmalarını yapan ekipler sıcak havaya rağmen özellikle Kurtuluş Camii gibi tarihi yapıları deprem öncesindeki eşsiz görünümüne kavuşturmak için gayret göstererek adeta ekmeklerini taştan çıkarıyor. Beden duvarlarımızda oluşmuş olan deprem hasarlarında tespit ettiğimiz boşlukların doldurularak beden duvarlarının güçlendirilmesi amacıyla enjeksiyon imalatı için hortum hazırlıkları. Buradan hortum hazırlıkları yapılıyor. Daha sonra hidrolik kireç esaslı harçla beden duvarlarının arası dolduruluyor, sağlamlaştırılıyor. Bütün beden duvarlarında boşluk olan her yerde bu uygulamayı yapıyoruz. Kubbe imalatı yapılması için askılama yöntemi hem sökülen hem de kubbemizin yapımı için uyguladığımız sistem. Depremden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtesinde olan bütün tarihi yapılarımızda öncelikle hasar tespitlerini yaptık. Hasar tespitlerinin arkasından ivedilikle güvenlik önlemlerini aldık. Arkasından bilim heyetlerimizi oluşturduk. Bizim bölge müdürlüğü sınırlarımızda 3 il ve diğer de toplamda 11 ildeki deprem hasarıyla ilgili çalışmalara başlanıldı. Bunlarla ilgili çalışmalarda öncelikle depremin bu yapıları nasıl etkilediğine yönelik olarak statik incelemeler yapıldı, jeoradarlar yapıldı, sondajlar yapıldı, lazer taramalar yapıldı ve yapıların yeni oluşabilecek depremlere karşı olarak nasıl güçlendirileceği yönünde teknik uygulamalarla ilgili projelendirmeler yapıldı. Rölevler, restorasyon projeleri, restorasyon projelerimiz hazırlandı. Şu anda da gördüğünüz Kurtuluş Camii gibi hummalı bir çalışmaya başladık. Gaziantep ilinde deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı eserlerimizde şu anda hali hazırda camilerimiz, bir adet bedestenimiz, iki tane de kastelimiz olmak üzere tüm eserlerimizde il ve ilçelerimizde çalışma devam etmekte. İnşallah
Bu çalışmalarda Eylül ayı içerisinde 2 tane camimizi yıl sonuna kadar, bunların haricinde 2 ya da 3 tane camimizi yetiştirerek vatandaşımızın kullanımını, daha sonrasında da 2025 yılı sonu itibariyle de restorasyon çalışmalarını tamamlayarak bütün eserlerimizin ibadete açılmasını hedeflemekteyiz. Burası biliyorsunuz 1800'lü yıllarda yapılmış, 1920'ye kadar kilise olarak, ibadethane olarak hizmet vermiş. Daha sonrasında 1920 ve 1988 yılları arasında Gaziantep'teki cezaevi olarak hizmet vermiş. 88'den sonra da kurumumuz tarafından camiye dönüştürülerek ibadete açılmış bir yapı. Burada oluşan hasarlardan ana yapıdaki minarelerimizin kubbe üzerine düşmesi ve kubbenin çökmesi sonucu büyük bir hasar almıştı. Burada yapılması gereken statik uygulamalarda çelik yergilemeler tamamlandı. Şu anda enjeksiyon imalatları tamamlanmakta. Kubbemizde 21 ya da 22. sıraya gelinildi. Aynı zamanda minare imalatlarımız da devam ediyor. Burada yapılacak çalışmalarımızın da tamamlanması 2025 yılının sonunda en geç. Burayı ibadete açmayı hedefliyoruz.